geldin Zihni. Otur otur. Bazen konuşmak çok ağır oluyor değil mi? Çok zor oluyor bazen. Yaşamayan bilmez. Bilmez, haklısın. Ne yapalım, hayat devam ediyor. Seni en iyi ben anlayabilirim. Nasıl Sevim, kendini toparlayabildi mi? Daha iyi amirim. Nerede bu ayağın ya? Hala açmadı mı dükkanı? Fener hangi limanda söndürdüyse. Uğraşma şu adamla. Yine de bir kulağını çekseniz. Sahi sabah sabah nereye böyle amir? Morga. Nasıl bakıyorsunuz o cenazelere? Yüreği burkulur insanın. Haklısın, ben de hoşlanmıyorum ama... birilerinin de bu işi yapması lazım değil mi? Bunca yıllık meslek hayatımda alışamadığım mekanların başında gelir morg. Defalarca gelmiş olmama, hatta kimi zaman otopsilere katılmama rağmen ne zaman yolum şu beyaz fayanslarla kaplı bu tuhaf kokulu mekana düşse, neden bilmem. Bedenim ürpertiyle titrer, tüylerim diken diken olur. Başkomiserim. Günaydın. Nurhan Hanım burada mı? Az ileride. Yalnız başkomiserim, ceset çok uzun süre suda kalmış, şişmiş, façası bozulmuş. Kadın kocası ise dayanamayabilir. Ne yapabiliriz? Başka çaremiz var mı? Nurhan Hanım. Merhaba. Salim aracı mı? Şeyle uğraşırdı Salim. Ama işleri kötülemişti. Sonra acizler gelmeye başladı. Yedik eşyalarımızı bile aldılar. Hiç tehdit alır mıydı? Evet. Biri vardı. Tanıyor musunuz siz? Kekeç Kerim diye biri. Ama ben tanımıyorum. Eşiniz mi söyledi? Hayır. Ama son zamanlarda Salim birileri sürekli arıyor telefonda. Sonra da Betül'ü atıyordu. Ben sorduğumda bir şey anlatmıyordu. Salim ketum biriydi. Hiçbir şey anlatmazdı. Ama bir gün telefonu ben açtım. Türkçesi bozuk biriydi galiba. Salim istedi. Salim uyuyordu. Ben evde yok dedim. Kim arıyor deyince Kekeç Kerim dedi. Söyle kocana borcunu ödesin. Yoksa kötü olacak dedi. Eşinize bahsettiniz mi bu konuşmada? Daha önce Kekeç Kerim'den bahsetti mi hiç? Sen kim bu Kekeç? Boş ver sen Kekeç Mekeç. Hiçbir şey yapamazlar. Hep sana söylüyorum. Bunu ben hallediyorum biliyorsun. Biliyorum canım. Hayır, hiç bahsetmedi. Kim bilebilir? Bir fikriniz var mı? Belki eski ortağı Şükrü abi bilebilir. Nasıl bulabiliriz Şükrü Bey'i? Tekstil fabrikası var. Hocam teyze. Tamam Nurhan Hanım, biz onunla da konuşuruz.
Başkomiserim, niye zahmet ediyorsunuz? Biz ilgilenirdik. Sizi ilgilendiren bir konu değil. Toparlan, birazdan Acun Tekstil'e gidiyorsun. Denizden bir erkek cesedi çıktı. Emredersiniz. Arşive götürür müsün? Benim acelem var. Hayırdır? Ya çok kötü yakalandım Nevzat Başkomiser'e. Ne oldu? Masasının üstünde bir dosya vardı. Sezgin Timurtaş diye bir adamla ilgili. Patlayıcı uzmanıymış. Afganistan'da falan savaşmış. Soruşturmayla mı ilgili? Yok, galiba Nevzat Başkomiser'in ailesiyle ilgili. Sezgin? Sezgin Timurtaş. Komiserim, bize girelim dedim. Siz işinize bakın dedi. Merak ettim şimdi. Tamam, ben sana anlatırım. Akşam ne yapıyorsun? Bilmem. Tamam, konuşuruz. Merhaba. Şükür Bey'le görüşecektik. Kim diyeyim? Polis. Şükür Bey, polisler geldi. Sizinle konuşmak istiyorlar. Tamam. Buyurun, çıkalım. Levent, sen burada kal. Emredersin. Gel. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Salim Bey'le ilgili bir soruşturma yapıyoruz. Ortak mısınız? Eskiden ortaktık. Geçen sene ayrıldık. Eski ortağınız öldürüldü Şükrü Bey. Neler oluyor? Anlatır mısınız lütfen? Gırtlağını kesip denize atmışlar. Aman Allah'ım, bu olamaz. Maalesef oldu. Çok düşmanı var mıydı? Bilmem. Ya, alacaklısı falan? Çok kişiye borcu vardı. Mesela? En büyük borcu bankayaydı. Geçen sene yüklü bir kredi almıştı. Çok borcu varsa nasıl kredi vermişler? Banka müdürü arkadaşıydı. Nasıl yani? Anlayın işte canım. Kadınla ilişkisi vardı. Nereden biliyorsunuz? Şimdi bu Salim Bey banka müdüresini kandırdı mı diyorsunuz? O kadarını bilmem ama kadının bir kolaylık gösterdiği muhakkak. Kaç paralık kolaylık? 600 milyar lira. Çok para. Teşekkürler. Rica ederim. Fotoğraf bende kalabilir mi? Tabii tabii kalabilir. Müdürenin adı neydi? Emel. Emel Aynar. Sağ olun, kolay gelsin. Güle güle. Emel Hanım, Salim'le ne zaman tanıştınız? Birkaç senedir tanışıyoruz. İyi müşterimizdi. Merak ediyorum. Durumu iyi değilmiş. Buna rağmen nasıl kredi açtınız? İki villa ve bir yazlığını ipotek ettik. Ama bilmem biliyor musunuz? O gayrimenkuller ona ait değilmiş. Nasıl yani? Karısına aitmiş. Nasıl kandırdınız peki? Bana gösterdiği tapular sahteymiş. Sahte olduğunu anlamadınız mı? Salim Bey güven veren biriydi. Emel Hanım, Salim'le ilişkinizi biliyoruz. Boşuna uğraştırmayın. Gazetecilere göstermeyeceksiniz değil mi? Annem çok yaşlı, bunu kaldıramaz. Verin, verin. Size söz veriyorum. Hiçbir gazeteci buna ulaşamayacak. Salim beni kandırdı. Bana deli gibi aşık olduğunu söyledi. Ama önce borçlarımdan kurtulmalıyım.
işlerimi yoluna koymalıyım diyordu. Karısının ilişkinizden haberi var mıydı? Evet vardı. Evlenecektik. Salim onu değil beni tercih etmişti. Bu artık mümkün değil. Salim öldürüldü. Emel Hanım. Yani Salim. Sakin. Elimi sürün. Sakin. Biliyordum. Salim'in beni aldatmadığını biliyordum. O dürüst bir insandı. Dürüst biriydi o. O dürüst bir insandı. O dürüst insanı sizi öldürmüş olabilir misiniz? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Ben onu seviyordum. Onu nasıl öldürebilirim ki? Birini tutarak mesela, mafya falan. O mafya işlerini eski ortağına sorun siz. Şükrü Bey'e mi? Evet Şükrü Bey'e. Salim'in Şükrü'ye bizden daha çok borcu vardı. Nereden biliyorsunuz? Araştırdık. Salim'in Şükrü'ye 750 milyardan fazla borcu vardı. Tutacaksa mafyayı o tutmuştur. Buyurun Emel Hanım. Sağ ol. Zeynep Hanım'ın odası burası mı abi? Burası, burası. Bu çiçekler Zeynep Hanım için. Tamam, bırak ben de. Biraz kabalaşmıyor muyuz? Ya kafam bozuldu. Bir de seninle uğraşmam. Keşke uğraşsan. Ya lütfen git, ne olur. Ya amirim ben ne yapacağım ya? Şurası oğlum, ne yapacağım belli. Kadın seni buldu mu? Buldu. Sen de gidip onu gördün, gördün, konuştun. Ya konuştum abim, konuştum ama benim içim rahat değil. Benim dokunuyor, elimi çekiyorum. Yüzüme bakıyorum, gözlerimi kaçırıyorum. Benim
Anne diyeceğim diyemiyorum. Gözümün önüne acayip acayip şeyler geliyor. Tövbe yarabbim ya. Öyle düşünme. Öyle söylemesi kolay. Kendimi hastanenin penceresinden aşağı atacağım. Atamıyorum. Firuze oğlum bak bakayım yüzüme. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Öyle söylemeyin amirim. Ya amma zor işmiş be. Tamam zor. Zor. Ama o senin annen. Hiç değilse hayatında o var. Ya sevdiklerini tümüyle yitirmiş olsaydın. Yakınlarımızın kıymetini bilmeliyiz. Onları kaybettikten sonra yanmak yerine hayattayken sevgimizi göstermeliyiz. Gerekirse en büyük, en kötü hatalarını bağışlamalıyız. Bu senin anne. Biliyorum çok zor. Ama ben senin yerinde olsam onu bağışlardım. Çekip gittin de bugün. Arkadaşlarını yalnız bırakma istersen. Ali bugün benim doğum günüm. Birer tane daha içer miyiz? Ali. Başka yerde devam edelim mi? Görüşürüz Seru. Orhan baba görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bana eyvallah. Ne yani gidiyor musun hemen? Gidiyorum senin iyiliğin için. Niyeymiş o? Bak kızım benim işim katillerle. Benim seri katil olmadığımı nereden biliyorsun? Tamam. Yakında görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Sağ ol canım. İsmail sana hatırlıyor musun? Geçenlerde birini sormuştum. Sezgin Temurtaş. Bakabildin mi? Hı? Baktım baktım da bulamadım. Ama araştırıyorum. Bak İsmail bu adamı bulmalıyım. Beni karımın kızımı katiline götürecek adam bu. Biliyorum meraklanma araştırıyorum da sen kahveni soğutma. Geçen gazetede okudum. Bir adamı çıkarmışlar denizden. İş adamıymış ha? Evet. Kimin yaptığı belli miydi? Yok. Sen Kekeç Kerim diye birini tanıyor musun? Tanımıyorum. Yeni çakallardan mı? Öyle galiba. Bu çakallar çoğaldı Nevzat. Beline silah sokan kendini baba sanıyor. Bitişlere bulaştılar. Omurgaları yok abuların. Anahtarların babacan.
Onları bizde unutmuşsun. Nevzat, sevgilim, anahtarlarını hatırlıyor musun? Günaydın başkomiserim. Günaydın Zeynep. Elimizde ne var? Otopsi raporları geldi. Boğazı kesilerek öldürdü. Onu biliyoruz. Başka? Salim sürekli sakinleştirici ilaçlar alıyormuş. İlginç. Sinirhassas falan mıymış? Olabilir. Aşırı ilaç kullanıyormuş. Günaydın. Ne oldu? Geciktin? Öyle oldu başkomiserim. Neyse. Otopsi raporuna bakıyorduk. Zeynep adamın sinirhassas olabileceğini söyledi. Maktul aşırı miktarda hap kullanıyormuş. Strese girmiş, iş yapa vurmuş demek. Bu öyle bir şey değil. Bu kadar hapı ancak akıl hastalarına verirler. Allah Allah, ne biliyorsun, belki zorla içirdiler. Ya öyle değil işte, adam sürekli hap kullanıyormuş. Çocuklar neyiniz var sizinle? Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Tartışıyoruz başkomiserim. Fikir yürütüyoruz. İyi ama üslubunuza biraz dikkat edin. Affedersiniz başkomiserim. Salim'in karısını kaçırmışlar evin önünden. Ne zaman? Biraz önce ihbar ettiler başkomiserim. Arabaya bindirip kaçırmışlar. Kim ihbar etti? Komşusunun çocuğu görmüş başkomiserim. Annesine haber vermiş. Annesi de bizi aradı. Plakayı araştırdık. 2 gün önce çalınan füme renkte bir Mercedes'e ait. İşler dallanıp odaklanıyor. Zeynep sen şu plakayla telefon kayıtlarını bir araştır. Son bir haftadır kimlerle görüşmüş bu Salim. Ali, Ekrem'i ihbar yapan çocukla konuş. Emredersiniz. Ekrem. Ali. Sen mi gördün? Evet, balkondaydım. Nasıl anladın kaçırdıklarını? Zorla gri bir Mercedes'imle Nurhan teyzeyi. Peki arabanın Mercedes olduğundan emin misin? Evet, 2004 model, 2600 motor, gri bir Mercedes, plakası 34NPB99'du. Sen neymişsin be abi? Cihan araba meraklısıdır da biraz. Bütün arabaların modellerine kadar bilir. Hatta sizinki de 2000 model 1600 motor SX. Vay be, helal olsun. Adamı kekeç kerim öldürmüş olabilir. Kadını da kaçırdılar. Füme bir Mercedes'in peşindeyiz. Kadını kekeç kerim mi kaçırmış? Bilmiyorum, göreceğiz. Salim'i o öldürdüyse karısını neden kaçırsınlar ki? Kekeç birinin tetikçisi. Salim'den alamadıklarını belki kadından tahsil etmeye çalışacaklardır. Bakalım, anlayacağız. Aman elini çabuk tut. Basın işe karışmadan olayı bir an önce çözmemiz lazım. Nevzat. Bu Sezgin Temurtaş kim? Niye sordun? Onu arıyormuşsun da. Kimden duydun? Bırak şimdi kimden duyduğumu. Bu soruşturmayı sen sürdüremezsin. Kim sürdürecek? Ölenler karımla kızım benim. Nevzat, senin eski arkadaşız. Acını anlıyorum. Ama biz devlet memuruyuz. Yasalar ne derse onu yaparız. Yasalar faili meçhul bırakın demiyorum ama. Kaç yıl oldu karımla kızım öleli? Adalet her zaman çabuk gerçekleşmez. İsmet, hukuk dersinde bize öğretilen ilk cümleyi hatırlıyor musun? Geç kalmış adalet, adalet değildir. Nasıl yani? Abim ya amirim. Doktorlara soruyorum, hiçbir şey söylemiyorlar. Allah düşmanımı düşürmesin. Arazi nasıl peki? Ya ben galiba onu seviyorum amirim. Şimdi eskiden bana sorsaydın annelik sevgisi nasıl bir şey diye. Gördüğüm kadarıyla bir iki şey söylerdim sana ama. Ama şimdi bakıyorum da bu bambaşka bir şey.
Yani mesela ben günlerdir burada bekliyorum. Şimdi eskiden olsaydı bunu birisi için yapar mıydın? Bilmiyorum, yapmazdım herhalde. Geçen gün şey bir düşündüm. Ulan dedim ya ölürse şimdi. Ya bilmiyorum, çok kötü oldum. Ağlayacaktım neredeyse. Mutlusun yani. Galiba. Yani ne bileyim, eskiden ipsiz sapsız herifin tekiydim. Şimdi en azından bir kişinin sorumluluğunu taşıyorum. Ya düşünüyorum, hayal ediyorum bazen. Mesela diyorum hastaneden çıksa da şöyle... Mesela ev tutsak, dayayıp döşesek, birlikte yaşasak. O da olur inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah amirim. Amirim. Hı? Ben senden bir şey rica etsem. Şu doktorlarla konuşsan da... annemin durumunu sana bir anlatsalar. Denerim. Plakanın Kekeçkerim'e ait olduğunu tespit ettik. Hı hı. Ekiplere bildirmen gerekiyor. Sonra bildiririm. Nevzat Başkomiserim burada mı? Bilmiyorum, çıktı. Bu hangi soruşturma? Nevzat Başkomiserin soruşturması. Teri'ye mesaj atıyorum. Teri kim? FBI'den bir arkadaşım. El-Kaide uzmanı. El-Kaide. Hı hı. Sezgin Temurtaş El-Kaide'ci mi? Ya bu herif Afganistan'da Talibanların safında savaşmış ya. Belki bir bağlantısı vardır diye düşündüm. Her zaman ince fikirli değilsindir. Ama bak, bunu iyi düşünmüşsün. Merhaba. Buyurun. Perihan Hanım'ın durumunu öğrenmek istemiştim. Ben de şimdi ona bakıyordum. Nasıl acaba? Bence fazla beklenti içinde olmayın. Anlayamadım. Ne demek bu şimdi? Maalesef çok geç kalınmış. Biz sadece acılarını dindirebiliriz. Zaten yapılacak fazla da bir şey kalmadı. Yani? Taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hiç mi umut yok? Maalesef yok. Ben şimdi bunu oğluna nasıl söyleyeceğim bakalım. Doğruyu söylemek her zaman en iyisidir. Haklısınız. İyi günler doktor bey. İyi günler. Ne oldu amirim? Şey dedi, taburcu edeceklermiş. Yapma ya, ne zaman? Tam bilmiyorum. Hadi çıkalım gel. Bak Çiroz, annen tam iyileşmemiş. Doktor, doktor şey dedi. Ne dedi? Şey dedi, biraz geç kalınmış dedi. Yani şimdi biz onu taburcu ederiz, ağrılarını falan biraz dindiririz. Ama dedi, her şey hazırlıklı olmak lazım. Ne demek bu? Her türlü sonucu beklemek gerekçe olsun. Tam bulmuşken. Hı? Tam bulmuşken. Allah'ım niye böyle ha? Niye? Madem onun canını alacaktın, niye karşıma çıkardın? Neden? Önce anne sevgisini verip sonra niye ağlıyorsun? Nedir yani? Beni mi cezalandırıyorsun ya? Ben ne yaptım sana? Thank you.
Dedeciğim nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bak, jimnastik bile yapıyorum. Ha, nikah nasıl geçti? Ne nikahı? Siz nikahlanmadınız mı? Mümtaz Bey'e söylemiştim nikahlanın diye. Dede ne nikahı? Mümtaz benim arkadaşım, senin de doktorun. Evet, doktorum. Fena mı yani? Nikahlanın. Dede lütfen. Hani o senin getirdiğin bir hırdavat var, ikide bir getiriyorsun. Ben onu hiç sevmiyorum. Hiç. Gözüm tutmadı onu. Tutmadı, tutmadı. Vesselam, tutmadı. Hah, gel. Bak, sana ne söyleyeceğim. Hani İhsan vardı, İhsan. Benim arkadaşım. O kertenez. Neriman'ı baştan çıkardı. Benim büyük aşkımı mahvetti. O hırdavat da senin mutluluğunu engelleyecek, parçalayacak. Bunu bil. Dedeciğim merak etme, kimse benim mutluluğumu engelleyemez. Bak, cevap da veriyor. Zeynep, ben seni çok severim biliyorsun. Ama sözümü dinlemezsen küserim. Vallahi küserim. Küserim, vallahi küserim. Billahi küserim. Küserim be. İhsan kim? Dedemin eski bir arkadaşım. Deden evlenmemizi istiyor. Benim kendisine senin de anneannene, Neriman Hanım'a benzediğini söylüyor. Mümtaz. Ciddi söylüyorum. Hoşuna gitmedi mi? Sen anneannemin nasıl öldüğünü biliyor musun? Bir kazaydı galiba. Bir yangın. Yani bir kazaydı. Orasını bilmiyoruz. Oluyor. Bir şey mi istedin? Mesela sigara. Yok canım. Haydi haydi. Biliyorum kolay değil. Ne kadar oldu? Bir haftadır ağzıma koymuyorum Betty. Bravo. Bravo. Bak isteyince oluyormuş. Evet öyle ama böyle arada bir kahve olunca aklıma geliyor işte. O da geçecek. Ama yorgun görünüyorsun. Yoğun bir gündü. Karmaşık bir cinayetin peşindeyiz. Allah'tan Ali ile Zeynep er, onlar olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Onlar da geriliyor. Az daha bugün birbirlerine giriyorlardı. Anlamadım. Aşık olmasınlar. Nasıl yani? Birbirlerine mi? Neden olmasın? İkisi de genç. Hem tam aşık olacak çağları. Hay Allah dedi. Ya bu benim aklıma niye gelmedi? Ya şimdi bunlar birbirine aşık mı? Halbuki ne kadar da farklı görünüyorlar birbirlerinden. Lezzetler birbirini çeker. Aşk böyle bir şeydir. Öyle midir? Öyledir. Aşk imkansızı ümit etmektir. Vay Nihat abi. İstanbul'u dinliyorsun, gözlerin kapalı. Abi parlamışsın, gençleşmişsin. Aşık mı oldun yoksa? Aşk imkansızı ümit etmektir be alim. Aşk onulmaz ateşte kestane gibi yanıp kavrulmaktır. Yandıkça daha çok yanmayı istemektir. Vay be alim. Vay benim güzel kardeşim. Nereden düştün bu ateşe? Bilmiyorum abi. Hep onu düşünüyorum gün boyu. Hiç aklımda çıkmıyor. Çıkmaz. Aşk bu oğlum. Aşk. Aşk kolay mı? Sen bu çağ kötü tarafına yemişsin be alim. Yaran çok derin. Ne yapacağız abi? Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Zaman soğuk rüzgarlarıyla gelip bu ateşi söndürünceye kadar bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz be. Bekleyelim abi. Gel. Başkomiserim.
Gel. Ekipler füme Mercedes'i bulmuş. Kadının da onlarla olma ihtimali yüksek. Hemen operasyon hazırlıklarına başlayın. Emredersiniz. Arkadaşlar acele edin biraz. Biraz acele edin çabuk çabuk. Biraz acele. İçeridekilerle konuşuldu mu? Konuşulmadı komiserim. Ekrem, anons yap. İçeridekiler, etrafınız sarıldı, kaçmanıza imkan yok, teslim olun. Hay Allah ya. Etrafımızı sardılar. Mehmet, Vedat, benle siz arkaya, arkaya, arkaya. Tekrar ediyorum, kaçmanıza imkan yok, kanun namına teslim olun.
silahını. Teslim oluyorsunuz. Bırakın silahları. Bırakın. Evden çıkar çıkmaz koluma girdiler. Bizimle biraz gezeceksin dediler. Niye dedim? Kocan borcunu ödemezse ölür dediler. Yoksa onu siz mi öldürdünüz dedim. Bana inanmadılar. Kocan ortalıktan kayboldu. Bu borcunu ödememek için öldü numarası yapıyorsun dediler. Yemin billah ettim ama inandıramadım. Sonra Allah'ın belası yere götürdüler. Sonra da siz geldiniz. Söyle lan. Komiserim, sorgu odası hazır, sizi bekliyoruz. Sağ ol. Bana biraz müsaade eder misiniz? Ekrem, sen Nur Hanım'la ilgilen. Başüstüne. Anlat bakalım. Nasıl oluyor bu kadın kaçırma, polise silahlı mukavemet, cinayet? Ne cinayeti? Salim Arıcı'yı sen öldürmedin mi? Ben öldürmedim. Adamlarını yaptırdın o zaman. Biz öldürmedik. Hem ben öldürecek olsam adamın karısını niye kaçırayım? Sahi niye kaçırdınız kadını lan? Şükrü Bey'e borcu varmış. Şükrü Bey mi tutmuşsun? Evet. Söyleyeceğimi bilemiyorum. Yanlış bir şey yaptım. Cezasını çekmeye hazırım. Ulan müebbet diyeceksin be, müebbet. Ben öldürmedim. Ben sadece paramın peşindeydim. Biraz korkutmak istedim, hepsi o kadar. Kimseyi öldürmemiş. Ya başkomiserim, her gelen böyle söylüyor. Öldürmedim. İki çocuğumun ölüsünü göreyim ki ben öldürmedim. Tamam, sen öldürmedin. Ama parayı alamayınca öldürün o zaman dedim. Kime? Vallahi kimseye böyle bir şey söylemedim. Kekeç öyle demiyor mu? Ben Kekeç'e sadece karısını korkutmasını söyledim. Hepsi o kadar. Ne kadar alacağım vardı Salim'den? 750 milyar. Peki ne diye yasal yollarda tahsil etmedin? Ben sadece biraz korkutmak istediğim o kadar. Vallahi Kekeç her şeyi öttü. Birlikte yapmışsın. Neyi? Birlikte öldürmüşsünüz lan! Ali. Su ver. Zeynep. Başkomiserim, en çok bankayı, iki tekstil fabrikasını, bir de borsayı aramış. Başka? 4 kez de Bakırköy Akıl Hastanesi'ni aramış. Bakırköy Akıl Hastanesi'ni mi? Evet başkomiserim. Aklıma Salim'in ilaç kullandığı geldi. Yani? Yani bence araştırmaya hastaneden başlasak iyi olacak. Dur bakalım, önce karısını arayalım. Belki hastane hakkında bilgisi vardır. Kaç numara? 244-2965. Alo, buyurun. Alo, ben başkomiser Nevzat. Size bir şey soracaktım. Buyurun Nevzat Bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir gelişme mi var yoksa? Maalesef Nur Hanım, henüz yok. Bir şey soracaktım. Kocanız ilaç kullanıyormuş. Şu
Sinir ilaçlarından sizin haberiniz var mı? Nasıl sinir ilacı? Ağır ilaçlar kullanıyormuşum. Teskin edici ilaçlardan. Sizin bilginiz yok mu? Sakinleşmek için alıyordu ama o kadar da değil. Otopsi sonucunda çıktı. Sizin söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Hayır yok. Peki Bakırköy Akıl Hastanesi hakkında bir bilginiz var mı? Yok, nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hiç. Öylesine sordum işte. Yani olayı çözmede bize yardımcı olur diye. Akıl Hastanesi'yle hiçbir alakamız yok Nevzat Bey. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hayır komiser bey. Son günlerde böyle bağış olmadı. Hay Allah. İdare bir şey olabilir mi? Nasıl? Yani sizin haberiniz olmayabilir mi? Ne münasebet efendim. Benim haberim olmadan kuş bile uçmaz burada. Sizin adamınız başka bir nedenle aramış olmasın. Ne gibi? Mesela bir hastası vardır. Bir yakını, bir arkadaşı. Belki de. Adı neydi? Salim Arıcı. Salim Arıcı mı? Bir bakın bakalım. Son günlerde hastaneyi ziyaret eden Salim Arıcı diye biri var mı? Soyadı Arıcı mı? Tamam, anlaşıldı. Kardeşi bizde hasta yatıyormuş. Kardeşi mi? İkizi. Bir paranoya vakası. Şu anda burada mı? Görebilir miyiz? Şimdi hatırladım. Kardeşi karısıyla birlikte gelip hastaneden çıkarmışlardı. İkiz demiştiniz değil mi? Evet, bir karbon kopyası gibi. Karısıyla geldiğine eminsiniz değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Bize çok yardımcı oldunuz. Hadi çocuklar. Kolay gelsin. Galiba. Merkeze haber verin. Rezervasyonlara bir baksınlar bakalım. Nurhan Arıcı nereye uçuyormuş? Özel uçakları da araştırsınlar. Emredersiniz başkanım senin. 5242 merkez. 5313. Valla ben Nevzat. İyiyim iyiyim. Sana bir şey soracağım. Salim Arıcı veya Selim Arıcı adına bir pasaport var mı? Hemen bakabilir misin? Tamam, bekliyorum. Anlaşıldı merkez, sağ ol. Sitre'ye mi? Evet başkomiserim. Selim Arıcı adına mı? Ne zaman alınmış? Çok teşekkür ederim. Seni sonra arayacağım. Şimdi anlaşıldı. İkiniz bu tarafa diye. Evet. Size şöyle. Zeynep gel. Hadi Levent. Durdum.
İn. İn. Yavaş, yavaş. Ellerini başını suya koy. Bütün cinayetler, bütün o vahşet, insanoğlu sanki çıldırmış. Salim Arıcı gibi 3 kuruş için öz kardeşini öldürmekten bile çekiniyor. Bizimse bu korkunç bataklığın yaratığını ve birkaç sinsi katili yakalamaktan başka bir şey gelmiyor elimizde.